Programdan sonra annem de beni aradı. Annem açtı, nasılsın anne dedim. İyi oğlum dedi. Nasıl anne, beğendin mi dedim. Beni o kadar dedi övmedin. Niye anne dedim. Benim espri kabiliyetini benden aldığını niye söylemedin Fatih dedi. Hem insan öyle mi selam gönderir annesine, bu kadar mı yani, biz bunu mu yaptık sana? Dedim ki anne ya niye öyle diyorsun? Espri kabiliyetini benden almadın mı sen? Espri kabiliyetin mi anne? Espri kabiliyetini benden aldın Fatih. Orada bunu kesinlikle söyleyeceksin bak. Kesinlikle espri kabiliyetini benden aldığını söyle. Hülya Hanım'ın üstüne de oynama fazla. Kadının üstüne oynama. Güzelse güzel. Sana ne? İngilizce nerede işe yarar? Benim hayatımda bir yerde işe yaradı. 4 sap olarak gittiğimiz tatilde işe yaradı. 4 arkadaş hırslı bir şekilde tatile hazırlanmışız aylar öncesinden. Biletlerimizi aldık. İşte tatil yerini seçtik. Çünkü hiç hayatımızda tatile gitmedik. Kepazelik diz boyu, daha dakika bir havaalanında yaşadığımız sıkıntıya bak. Bindik minibüse. Gidiyoruz yolda abi. Bizim arkadaş 2 tane bayan gördü, turist zannetmiş. Dedi ki bak şimdi ne yapacağım dedi. Kitap var, bir tane de kitap aldık. Would you like to sit? Kız böyle yaptı, güldü şimdi. Bak güldü, devam et. Where are you from dedi. I am from İstanbul dedi kız. Çocuk oturdu yerine, yıkıldık. Otele gidiyoruz. Otelde ne kepazelik varsa peşindeyiz. Havuza gidiyoruz. Millet ayağını sokuyor. Biz deve güreşi oynuyoruz içerisinde. Rezilliğin binin bin para. Yemekten millet bir tabak alıyorsa biz 10 tabak alıyoruz. 6 gün hiçbir şey yok. 7. gün bara gittik. Dedik ki yani bu akşam artık bir şey yani olsun, birileriyle tanışalım. Ne olur biri bizle konuşsun. Gittik bara, kapıda baya işte fair play çerçevesinde sarıldık. Arkadaşlar güzel bir gece olsun dedik. Girdik içeri. Belgesellerde impala bekleyen aslan gibi bekliyoruz. Bir tanesi gelsin de yakalayalım diye. İngilizce öğretmeni bir arkadaşım var. O İngilizceden anlar dedik. Onu bir saldık piste. Yarım saat sonra geri geldi. Dedi ki ne oldu? Herkes Rus. 4 tane kelime verdik abi. Would you like to drink? Would you like to swim? İşte would you like to dance? Bir tane de altına kendi kelimesini yazmış. Bu sığır, Türkçe konuşamaz dediğim sığır var ya. O 4 kelimeyle ne yapmış biliyor musun Hacı abi? Dans ediyor, kızın yanına sokulmuş. Dıp tıs dıp tıs dıp tıs dıp tıs sokulmuş yanına. Almış kağıdı. Would you like to drink demiş. Yes demiş kız. Would you like to swim demiş. Hayırdır demiş yani, anlamadı demiş. Would you like to dance demiş. E zaten ediyoruz demiş. What are your number room demiş. What are your room number? Oda numaran kaç demiş. Kız demiş ki why? Bu salak kız why deyince hoşuna gitti zannetmiş. Almış eline peçeteyi. Yol çizmiş. Bir otel yapmış, 2 tane cineli. Altına da go yazmış abi. Vermiş kıza, kız okey demiş. İstediğin kadar İngilizce bil. Hadi gel bil. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. 10 senede öğrenmediğimiz İngilizceyi aldık, kitap elimizde gittik ya. Annem diyor ki bu zamana kadar İngilizce çalış, İngilizce oku, İngilizce oku. İngilizcenin önü çok açık, İngilizce oku. 17 sene okudum. 4 diploma, ne anam bir şilt taktı ne babam bir madalya verdi. Öğrenciyi, öğrenciden başka kimse anlamıyormuş onu, öğrendim ben ya. Abi 2 tane zayıfla eve gitsen çarmıha giriyorlar. 4 tane diploma verdim, baba dedim bak mezun oldun dedim. Bana mı okuyorsun da kendine okuyorsun dedi. Şimdi bunu ben niye okudum? Öğrenci zaten veliden çekiyor. Öğrenci öğretmenden çekiyor. Daha ne yapsın ya öğrenci? Anlaşılmıyoruz kardeşim. Anlaşılmıyoruz bu bak, bu kesin anlaşılmıyoruz biz. Geçme notu 50-49'da bırakan hocaları bilir misiniz siz? He? O hoca niye 49'da bırakıyor biliyor musun kardeşim? 30'da bıraksa kafana takmazsın, tamam mı? Özellikle 49'da bırakıyor ki canına girsin. Onu kıyım onun canına falan. Üniversitede adamın 6 haftalık dersine 5 hafta girmiyorsun. Mehmet ders var, ne yapalım? Okey'e gidelim oğlum. Bu hoca bunu unutuyor mu zannediyorsun sen? He? Benim durumumu anlatayım sana. 90 alan öğrenci ağlar ya işte. Ya ben nasıl 90 almışım ya diye. O kıl oyran öğrenciler. Not sıralaması bize gelirdi abi. İşte Fatih Akyıldız. Efendim hocam. 32. Sağ olun hocam. Yanındaki arkadaşım vardı, biz arka dörtlüydük. Acun abi. Biz unutulmuşlar. Bize kimse umursamıyor. Sınavda kopya çekmeye geliyoruz. Hocalar geliyor. Gene mi buraya geldiniz lan siz falan. Çünkü 4 tane gerizekalıyız. Hepimizi toplasan bir tane soruyu çözemiyoruz. Öğretmenler de bizi zaten sallamıyor ondan sonra. Yanındaki arkadaş kalkıyor işte. Mehmet kalk. 30. Aa, salak geçtim seni. Aa.
Ya bak. Bizim zeka seviyesi zaten bu noktadaydı. Ama yani şimdi hoca olarak da bunu yapma kardeşim ya. İntikam, ya böyle bir intikam şekli olur mu? Tamam biz biraz suçluyuz. 6 hafta derse girme. Ondan sonra hocam ne soracaksınız? Hocam ne soracaksınız? Hocam ne soracaksınız? Soracak tabii sana. Ne soracak? Hazırlıyor kazıklı voyvodaları. İstediğin gibi otur kalk ne yapıyorsan yap. En son geçen hafta yine bir gösteriye gideceğim. 2 hafta önce. Alışverişe gideyim dedim. Üstümü değiştirdim. İlk bunları giydim Hülya Hanım. Dışarı çıktım. 3 tane kız. Aa Fatih abi ne haber falan dedi. İyi dedim. Abi dedi yardımcı olalım mı sana dediler. Olun dedim. Kızlar pantolonu çıkartıyor, başka bir tişört giydiriyorlar, onu çıkartıyorlar, başka bir tişört giydiriyorlar, bunu çıkartıyorlar, başka bir tişört giydiriyorlar. İşin sonunda Acun abi, kırmızı bir pantolon, siyah bir şey, üstüne kırmızı şal. Dedim ne olacak lan, moda programına mı gidiyorum ben dedim ya, beni ne olursun istiyorsunuz? Dedim başka bir şey söyleyemezsiniz. Abi kararsız kaldık. Nerede kararlı kaldınız ki zaten? Geçen turda dedim ya hani kadına şiddet uygulanıyor diye, erkeğin şiddeti de bu. Şiddet görmemiş erkek yoktur kardeşim. Kadınla alışverişe gitmemiş erkek vardır. Kadının alışverişteki yani kararsızlığı, kadının kararsızlığı neye dayanır? Mükemmeliyetçiliğine dayanır. Kadın mükemmeliyetçidir abi, bizim gibi değildir. O sebepten dolayı yani şimdi düşün abi evde hiç anne, işte babalar hiç pazara gider mi? Gitmez. Niye? Çünkü en çürüğünü alır gelir tamam mı? O yüzden Mehmet sen pazara gitme en çürüğünü alıp geliyorsun ondan sonra der, göndermez. Kadın gider abi kasadan en güzelini seçer. Benim anlamadığım şu. Kasadaki en güzel domatesi seçiyorsun da Müslüman. Ayakkabının en iyisini niye 10 saatte seçiyorsun ya? Bütün alışveriş merkezini. Kardeşim bir tek sen anladın. Helal olsun sana be. Ayakkabının en iyisini niye 10 saatte seçiyorsun? Bütün mağazalar dolaşılıyor. Bütün mağazalar. En son eniştemle ablam bir alışveriş için çocuklara mont almaya gittiler. Eniştem bir geldi surat 5 karış. Enişte dedim ne oldu? Ablan da dedi çocuklara mont almaya gittik dedi. Dedim mikrodalga fırın aldık geldik dedi. Kadın alışverişte kesinlikle kararsızdır. Ay aşkım aşkım ayakkabıya bak. Al ama bu süvet. Yanında derisi var. O da pantolonun altına olmuyor. Çıkıyoruz başka bir dükkana, oradan başka bir dükkana, oradan başka bir dükkana. Ya arkadaş bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor ya. Saatlerce dolaşıyoruz. Dedim ya şimdi zaten satış elemanları yanında işte bacım hemen şurada kenarda derisi var. Derisini al, derisini al, derisini al. Erkek zaten bizde bankamatik. Yani para finansal işleri biz hallettiğimiz için çoğu yerde yani genel anlamda değil. O adamlar özellikle erkeklerin üstüne düşünürler. Bak dikkat et. Alışveriş merkezlerinde kadına ayrılan bölümle erkeğe ayrılan bölüm yani çok farklıdır. Erkeğin bölümü bu kadar, kadın bu kadar. Her taraf onda. Niye? Çünkü alışverişi seviyor tamam mı? Kadın kararsızlık bu had safhalarda. Şimdi Hülya Hanım bir kadının en mutlu olduğu gün hangisidir? En mutlu olduğu gün. Yani derler bugün en mutlu günü. Alışveriş yaptığı gün. Ya bir daha soruyorum. Bugün en mutlu günü. Evlilik ne anlamadım ki doğum gününde mi anneler günü mü evlilik yıl dönümü mü hangisi? Bir kadının en mutlu olduğu gün evlendiği gündür. Niye o gün hiç o gün ne değil. Giyeceği belli. Gelinliği giyiyor geliyor ama orada bile bir sıkıntı var. Kuaföre gider ya saçlarım olmadı ya işte şey olmuyor. Kızım ağlama ondan sonra ya makyajım aktı. Her yerde bir kararsızlık var kardeşim. Yani kesinlikle. Kadınlar niye bu kadar çantayla geziyor zannediyorsun sen? He? Kocaman çantayla, göç eder gibi geziyorlar sürekli. O çantanın içinde düzleştirici mi ararsın? Tabii. Gülme var, bak burada bile çıkar, hiç gülmeyin. Fön makinesi mi ararsın? Herhangi bir yedek durumda işte tuvalette değiştirecek etek mi ararsın? Makyaj malzemesini saymıyorum zaten. Bir makyaj malzemesi var, eve badana yaparsın o makyaj malzemesiyle.